Herkese merhabalar. Bir kez daha YouTube canlı yayınımızla karşınızdayız. Bu hafta öncelikle ekonomik olaylar bazında ne bekliyoruz? Çok kısaca onu söyleyeyim. Amerika'dan tarım dışı istihdam, özel sektör istihdam verisi önemli veri olarak takip edilecek. Avrupa ve Amerika ve İngiltere'den yine ISM'ler ve PMI'ler var. Bunları takip edeceğiz. Ayrıca petrol tarafında pazartesi ve salı bugün ve yarın önemli gelişmeler var. Onları da petrolden bahsederken anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak şöyle kısaca bir endeksler üzerinden başlayalım. Nitekim oradan hisselere bugün aslında konusu olan enerji hisselerine ve elektrikli araç ve alternatif enerji hisselerine şöyle bir bakacağız. Evet, şimdi bu baktığımız grafik yine S&P grafiği zaten görüyorsunuz burada yazıyor ve daha başka buna bir korelasyon olarak göstermek istediğim şey Goldman Sachs'ın oluşturduğu, hesapladığı finansal koşullar endeksi. Şimdi bunu bir sürü ülke için hesaplayabiliyorlar. Temelinde şunu gösteriyor. Bu şey çizgi şurada canlandırmış oluyor şöyle. Finansal koşullar endeksi yukarı doğru gittiğinde finansal koşulların sıkılaştığını, hayatın zorlaştığını, çizgi aşağı geldiğinde de finansal koşulların gevşediğini, piyasanın olumlu olduğunu ve herkesin bir coşkuyla riskli varlıklara para yatırdığını düşünmeniz gerekiyor temelinde. Gördüğünüz gibi S&P 500 ile zaten ters bir ilişkisi var. Hani endeks S&P 500 yukarı gittiğinde finansal koşullar endeksi aşağı gelmiş oluyor veya tersi durumda. Şimdi bunu gösterdikten sonra hemen şöyle bir zamanı sıkıştıralım. 1990'dan bu yana yani son ne yapar? 20-30 senedir hatta bakıyorum buna. Son 99'dan itibaren veya 97'den itibaren baktığımızda şöyle bir şey gözüme çarpıyor. Göz kararı bunu belirliyorum. 99 seviyesinde şöyle bir çizgi çektiğim zaman ne görüyorum? Bakın 99 seviyesinin her altına geldiğinde, şimdi şurayı büyütsem yine aynı şeyi göreceğiz. Şurada görüyorsunuz aşağı geldiği zaman endekste buradan bir düzeltme yapıyor. Sonra finansal koşullar endeksi yukarı gidiyor. Benzer şekilde burada aşağı doğru geldikten sonra oradaki birkaç senelik süreçten sonra endeks burada çok ciddi bir düzeltme yapıyor. Neticede 99 seviyesinin burada kritik bir yer olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bunu biraz daha şöyle güncel bir zamana getirmeye çalışalım. Evet, bakın burada görüyoruz zaten ne kadar net bir şekilde ters çalıştıklarını, birbirleriyle ters korelasyon olduğunu görüyoruz. Ve şu anda geldiğimiz yer itibariyle 97 seviyesinin oldukça aşağısındayız ve geçtiğimiz senelerde de yapılan majör dibin en düşük seviyenin olduğu seviyelerdeyiz. Hatta galiba altına mı kaydık? Altına bile kaymış vaziyetteyiz. Neden? Çünkü dünyalar kadar para var piyasada ve hala bir o kadar daha belki de para verileceği konuşuluyor. Bu da şu demek. Demek ki biz bu endeksi yine aşağılarda göreceğiz ama her kıymet fiyatı değeri gibi ekstreme giden, aşırılığa giden bir yerde mutlaka bir düzeltme bir noktada olacaktır. O düzeltme dediğim gibi belki şimdi olur, belki önümüzdeki aylarda olur ama burası bir düzeltme için olgunlaşmaya başlamış gözüküyor bu endeks. Bu endeksin düzeltmesine baktığımızda da karşılığında her zaman için, hemen hemen her zaman için şurada görüyorsunuz mesela bakın burada ikisi eş zamanlı. Burası düzeltme yapıyor. Endeks düzeltme yapıyor. Yeniden finansal koşullar sıkılaşıyor. Hisse senedi endeksi aşağı doğru geliyor. Sonra finansal koşullar gevşemeye devam ettiğinde de hisse senedi endeksi tekrar yukarı dönüyor. Bunun gibi bir denge var burada. Şimdi burası tekrar yukarı döndüğü zaman endekste de biz satış göreceğiz. Bunu kenara koyalım. Çünkü bu hani bugünden yarına olur mu olmaz mı onu anlatmıyor bize. Ama sadece buradaki ekstremi bize gösteriyor. Bu noktada dönüp şuna bakmak gerekir. Başka bir buna benzer başka bir indikasyon. Şimdi CNN Money'de gösterilen bir şey bu. Bunların hazırladığı bir grafik. Şöyle baktığımda Fear and Greed Index dedikleri şey. Bu zaman zaman ben buna bakarım. Geçmiş haftalarda baktığımda henüz bu ibre böyle buralarda 70'lerde ve 80'lerde falandı ve çok bir şey ifade etmiyordu. Ama Cuma günü kapanışta bu 92'deydi. Şimdi 91 olmuş. Bakın burada diyor zaten bir ay önce diyor, bir ay önce 35'teydi diyor. Ta şuralarda falanmış. Her şey çok, insanlar çok korkuyormuş. Tam alma zamanı. Bu endeksinde bu da yine kontraryum bir gösterge. Yani ters zıt bir gösterge. Aşırı iştah olduğunda, greed olduğunda diyelim, açgözlük olduğunda herkesin piyasaya yüklendiği ve ihtiyatı elden bıraktığı bir dönem.
aşırı korku olduğunda da tam tersi herkesin çok korktuğu bir dönem. Bu noktada da Warren Buffett'ın lafını hatırlamak lazım. Herkes sattığında sen al diyor. Burada herkes korktuğunda yavaş yavaş kontrollü bir şekilde mala girmek gerekiyordu. Bu endeks hakkında okumak isteyenler şu web sitesine giderlerse detaylarını okurlar. Burada bu endeksin bileşenlerini görüyorsunuz. En aşağıda da şöyle bir şey var. Bakın o en yukarıdaki şu anlık göstergeyi, durumu gösteriyordu. Bu da zaman içerisindeki hareketi gösteriyor. Görüyorsunuz 2020'nin başındaki hikaye buradan küt diye aşağı doğru hızlıca aşırı şey iştah kırılıyor, korku başlıyor ve o arada endeksin ne olduğunu hatırlıyorsunuz Mart ayında. Benzer şekilde burada hepsi tamamen endeksle ters çalışan bir indikatör. Pardon, düz çalışan görünen o. Burada aşağı doğru düşmeye başladığında endeksli de satıyorlar. Şimdi biz neredeyiz? Yine en yukarılara gelmiş vaziyetteyiz. Son derece tehlikeli bir yerdeyiz. Dediğim gibi bir anda kütleye düşecek diye bir şey yok. Ama gelinen yer itibariyle ihtiyatlı olmamız gereken bir yerdeyiz. Buradan şöyle bir endekslere bakalım. O arada endekslerle ilgili sorular varsa hazır onu anlatırken onu döneceğim. Ercan Çalışkan Bey, altın sorumuzu gördüm. Bakacağım oraya. Altın var, Nasdaq kısa vade var. Doğalgaz, Furkan Bey, doğalgazı bugün almayacaktık ama bir yeterse vakit bakarız. Bakalım. Gümüşleri falan yapacağım. Tamam, ben şimdi hisseler üzerinden gideceğim. Bu arada bu yayının buraya kadarki kısmını beğendiyseniz lütfen like butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca abone olmayı da tekrar hatırlatıyorum size. Şimdi endekse bakıyorum, S&P 500 endeksine. Şöyle çok basit bir şekilde bu çizgiyi nasıl çizdim? Şurayla, şu tepeyle, şu tepeyi birleştirdim. Başka da hiçbir şeye bakmadım. Görüldüğü üzere ne kadar etkin çalışan bir uzun dönemde çalışan ta 2011'lere kadar giden bir hareketi tanımlamaya yeten bir endeks, bir çizgi bu. Hatta devamını da şöyle bile çizebilirim. Hemen şurada çizmiş olayım. Şuradaki efendime söyleyeyim. Dipten, pardon yanlış oldu bunu saymayın. Şunu aldım. Yine şuradaki dipten buraya uzattığım zaman gördüğünüz gibi burası var, aşırılık var. Bundan sonraki gelecek yerlerde aşırılıkları buraya kadar gelir ama ne zaman gelir bilmiyorum. Şimdi neticede ben bunun için çizdim. Çünkü bulunduğumuz yer itibariyle bakın şimdi. Buralar bu çizgilerin üzerine atmış geri gelmiş. Üzerine atmış başaramamış ve bu bölgede oynuyor. Hala bunun bu kadar uzun süreli bir çalışan ve bir direnç olan bu çizginin şurada üzerinde çalışmış olmasına rağmen ben hala günlük grafikler bazında buranın kırıldığını teyit etmiyorum. Benim aklım buna teyit etmiyor. Bunu teyit etmiyor. O yüzden hala yukarı doğru gitme ihtimali tartışılır diyorum. Ama yine iş şeye bağlı. Para paketine bağlı. Destek paketine bağlı. Şimdi buradaki analizimiz geçen haftalardan hatırlarsanız şöyle bir çalışmamız vardı, düşüncemiz vardı. Grafiğe baktığımızda bunu buradan çizdiğimiz zaman şu aralığı da işte bu aralığın çalışabileceğini düşünüyorduk. Kısa vadeli grafiklerde bu aralığın üstünü atmış görünüyor. Tabii geleneksel teknik analiz bize şunu söyler. Bütün dirençleri kırmış, normalde yukarı gitmeli. Gider mi bilmiyorum ama giderse şunu söylemek lazım. Yani benim bakış açım hani buradan alır mısın diye sorarsanız ben şu anda buradan bu endekste long gitmeyi çok tercih etmem. Biraz çekinirim ama eğer kırarsa da şunu düşünmek lazım. Bakın buradaki trading range'i daha önceki yayınlarımızdan hatırlayanlar vardı. Ben nasıl çalışmayı seviyorum biraz daha bakış açım. Grafikler üzerindeki trading range'leri, işlem aralıklarını tanımlayıp ondan sonra onların uzantılarını koymayı tercih ediyorum. Benim için çok güzel indikasyonlar oluyor. Şimdi burada bir tane geniş bir trading range var. Zaten aylar boyu çalışan, işte ta Eylül'ün başından bu yana çalışan bir trading range var. Şu anda üzerine atmışız. Hala biraz karar aşamasında gibi görünüyor. Şimdilik bir boğa tuzağı olma potansiyeli taşıyor. Ama bunu alıp buraya koyduğum zaman bundan sonraki dönemde bunun gitme ihtimalinin olduğu yer 3980. Eğer yukarı doğru devam edecek olursa hani hep endeks nereye kadar gider diye nerede işte son budur bu rally falan diye konuşulur. Giderse burası olacak gibi görünüyor. 3980 diye düşünebiliriz. Şu çizgi ise bizim için daha önce direnç olarak çalışmıştı. Şimdi destek. Bunun altına kırılması lazım. Hatta daha güvenli bir yer olarak baktığımızda daha güvenli bir aşağı yönlü kırılmanın daha emin olmak için, teyit olabilmesi için şurada gördüğünüz şimdi taralı bölge olarak yapacağım. Şöyle. Şu bölgenin ihlal edilmiş, aşağı doğru ihlal edilmiş olması lazım ki bence burada biraz daha güçlü bir anlaşılır bir şey olsun. Satış
eğilimi olmuş olsun. Onun haricinde şu anda burası bence lim modu olan bir piyasa. Al sat sat al, kısa vadeli oyuncuların gireceği veyahut da pakete inananların yavaş yavaş pozisyon biriktireceği bir yer. Bu tercih meselesi. Bu noktada şeye baktım. Yani benim daha önce klasik VIX ile birlikte S&P'yi incelediğim grafiklerime baktım. Onları burada şimdi paylaşmayacağım. Çünkü bir şey ifade etmiyor. Onlar henüz hala VIX hani uyku modunda ve bir tehlike işareti vermiyor. Ama VIX'in şeyine baktığımızda, ne deniyor buna? Vade eğrisine baktığımızda uzun vadeli VIX, daha uzak vadeli VIX kontratlarında görüyorsunuz fiyatlar biraz daha yukarıda. Bunun bir ay önceki durumuna baksaydık, piyasa daha yatay seyrederkenki durumuna baksaydık, o şu oluyor. Bakın gördüğünüz gibi VIX aşağı doğru, diğer vade, sonraki vadelerde aşağı doğruymuş. Yani daha ileri vadede ciddi bir satış fiyatlaması yok gibi düşünebiliriz. Oysa şu anki duruma bakarsak burada ilk iki vadede biraz daha hızlı bir şey var. Yükselen bir VIX eğilimi var. Demek ki piyasa ufak ufak galiba VIX opsiyonlarında falan yine hedge'ini yapıyor gibi gözüküyor. Bunu kenara koyalım. Yani bu hedge dediğimiz hikaye şu anda bir şey yok ama ben çok işkillendim. Kendimi korumak için şimdiden yumuşak yumuşak pozisyonumu alayım mantığı. Öyle düşünmek lazım. Geliyorum sanayi endeksine, Dow Jones sanayi endeksine. Yine burada da S&P'de yaptığım gibi şu iki çizgiyi birleştirdim, çizdim. Bir de eskiden baktığım şurası vardı. Normal şartlarda bunu şöyle düşünmek lazım. Bu tür bir kesişim olduğu vakit aslında benim tercih etmeyeceğim bir yer burası pozisyona girmek için. Yani ya bunun üzerini kırması lazım bana hadi al demesi için veyahut da olmadı satıyoruz demesi için de ya da bunun altını kırması lazım. Aksi gibi şurası da genişleyen bir üçgen. Dolayısıyla şu anda yani bu sıkı ralliden sonra şuradaki Nasdaq'ı falan da yenen ralliden sonra ben biraz burada biraz bekleme taraftarı olurum. Yine yani burada elimde hisse varsa hisselere karşılık çok güzel opsiyon satılır. Azıcık aşağı geliyorsa yeni almak istediğim hisselerde yeniden çok güzel opsiyon satardım. Bu şekilde bir yönetim nakit yönetimi yapardım. Ama gidip de parayı bastırıp bir Caterpillar hissesini buradan almayı çok arzu etmem şu endeks şartlarında. Çünkü iyi bir prim var, durmuş. En azından bandın dibine geldikten sonra kalkışında almayı tercih ederim. Çünkü bu bir yükseliş öncesi bir durulma olabilir. Çünkü burada da aynı şey var. Onu da söyleyeyim hemen. Bakın trading range'i şöyle tanımlamış olayım kabaca. Bunu alıp da üstüne kopyayı koyduğumda hop buraya attığımda yaklaşık olarak Dow Jones endeksi içinde şöyle getirdiğimde 3190 31.850 gibi bir yere geliyoruz. Yani potansiyeller yukarı yönlü çok ciddi var aslında. Destek paketi geldiğinde bunları zaten muhtemelen yaşarız diye tahmin ediyorum. Aşağı verinin artık çok fazla etkisi olacağını zannetmiyorum. Şimdi hisselere geliyorum. Hisselere gelmeden önce bir kez daha sorulara dönelim. Bakalım var mı burada endekslerle ilgili bir şey. Bir tane Nasdaq vardı, ona bakacağım. Bakalım. Peki. Soya'yı falan sormuşsunuz. Onlara vakit kalırsa değinelim. Hemen burada Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta biraz daha çizgiler daha az belirgin. Onu söylemek lazım. Çünkü şöyle baktığınızda böyle parabolik bir yükseliş var. Düz bir çizgi çizdiğiniz zaman çizgilerin hepsi şuralarda destek olarak kalıyor. Üst tarafı limitleyici bir şey yok. Üst tarafta sadece konuşabileceğimiz şu çizgi var. O da ne kadar geçerli olur tartışılır. Çünkü onun da üzerine atmış vaziyette. İki hafta önce baksaydık bu çizgiyi şöyle çizecektik. Şöyle çizecektik. Gördüğünüz gibi şu anda oraları kırıyor. Muhtemelen burada da piyasa biraz daha yukarı gitmek isteyecek. Ama dediğim gibi buralarda çok alıcı olmazdım. Ne endeks future'larında gidip parayı bastırıp alırdım ne de hisselerde. Çünkü hisselerde biraz geri çekilme bekliyorum. Şuradaki şeyi de hatırlarsak eğer... VIX durumunu hatırlarsak eğer buradan hisselerin en azından şu yeşil çizgiye kadar S&P 500 endeksinin gelmesi bizim için hisselerde iyi bir alım imkanı vereceğini zannediyorum. Şimdi gelelim şuraya. Bakın burada iki tane grafik birden göstereceğim. Hisselerin bazılarını inceleyeceğim. Şimdi petrol tarafında ne var? Önce onu anlatayım isterseniz. Petrolde en güncel şey hatta bir öncesi şu petroldeki yükselişi isterseniz konuşayım. Bakın şimdi burası petrolün aktif vadeli kontratı. Şurada gördüğünüz üzere
çok güzel bir, güçlü bir iki bacak halinde çok güzel ve güçlü bir ralli oldu. Ve bu rallinin temelinde aşı haberiyle birlikte işte şey vardı. Pardon, şöyle bırakayım şunu. Aşı haberiyle birlikte gelen talep artışı beklentisi vardı ki muhtemelen doğrudur, bu işler olacak. Ama ondan sonraki gelişme, özellikle geçen hafta başlayan gelişme şu. Şimdi bugün pazartesi OPEC Plus ülkelerinin, yani OPEC'in yancılarının olduğu diyeceğimiz grubun toplantısı var. Şu anda öğleden sonra mı başlıyor? Zaten öğleden sonra başlamış olabilir. Yarın da OPEC toplantısı var, OPEC ülkelerinin toplantısı var. Dün ise yine video konferans marifetiyle gayri resmi bir toplantı yapıldı ve bugünkü toplantılarda kim hangi tarafta ne türlü fikir beyan edecek diye bunu tartışmak için. Genel itibariyle şöyle, şimdi normal şartlarda biliyorsunuz üretim kotası var ve üretim kotasının bu sene sonu itibariyle bitmesi bekleniyor. O şekilde karar kılınmıştı. Ancak birçok OPEC Plus ülkesi üretim kotasının 2021'in birinci çeyreğinin sonuna kadar uzatılmasını istiyor. Rusya ise diyor ki hayır diyor, daha fazla da uzatırız diyor. Bence uzatalım diyor. Ama karşılığında işte Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Nijerya gibi ülkeler daha fazla uzatılmasını istemiyor. Çünkü artık yani petrolü var adamı, satmak istiyor, para kazanmak istiyor. Dolayısıyla orada bir fikir ayrılığı var. O fikir ayrılığı işte piyasada fiyat olarak şöyle yansıyor. Muhtemelen burada baktığımızda en azından şöyle şu bölgelere kadar, 43 dolarlara kadar falan bir hareket görürüz gibi geliyor. Petrolde bir satış olur. Zaten o satışa da baktığımızda yüzdesel olarak en tepeden şöyle 43'lere falan çektiğimde kaç yapıyor işte burası? Yaklaşık %7'lik falan bir hareket yapar. Son derece makul, doğal bir teknik geri çekilme. Ayrıca şu dalga hareketini de çok bozmaz. Şunun altına inmeseydi daha iyiydi. Yani şimdi Elliott dalgası analizi yaptığını düşünen bazı insanlar oluyor. Bazen onlar yanlış düşünüyorlar. Bu dalgaların birbirinin üstüne gelmemesi gerekirdi. Üstüne geldiği zaman o dalgayı bozar. Ama bizim baktığımız harmonik hareket olduğu için biz biraz daha burada ısrarcı olabiliriz. Yani şunun altına gelmesi bizi çok bozmaz. Kaldı ki tam da oraya geliyor. Şimdi bunu konuştuktan sonra şuna bakalım. Enerji endeksine bakalım. Çünkü enerji endeksi dediğimiz yer, şöyle burayı da hemen şöyle yapayım. Şu gördüğünüz aslında... Şurada gördüğümüz enerji hisselerinin, şimdi bunları biraz daha detaylıca göstermeye çalışacağım birkaç tanesini, enerji hisselerinin agregası, yani ortalaması gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan buraya %47 gitmiş. Bunu aklımızda tutalım. Enerji hisselerinin agregası %47 giderken petrolün kendisi kaç gitmiş? Bakalım. %35 gitmiş. Şimdi bunu şöyle yapalım kullanırsak diye. Demek ki altın, tıpkı altın hisselerinde olduğu gibi petrol hisselerinde de şirket hisseleri dayanak varlık olan MTI'ye göre daha büyük hareketler yapıyor. Bu durumda seçim yaparken future kontratlarında tabii ki bir kaldıraç var. Ama kaldıraç istemeyen kişilerin hisse seçimleri bence oldukça karlı dönüşler yaptırtabilir. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Bakın şimdi, pardon. Şöyle şurayı alacağım. Şimdi bakın buradaki hisseler çeşitli petrol hisseleri. Bunları hemen şöyle bazılarını alayım. Occidental'ı aldım mesela. Occidental en dipten hareket yaptığında yüzde kaç yapmış? %102 yapmış. Burası neresi? Yaklaşık şeyin dibi. Geçen ayın sonu değil mi? Geçen ayın sonu. Hemen fazla orayı uzatmadan bakın, ben bunu ayarlamıştım zaten. Bir aylık kazançlara baktığımda Occidental %81 kazanmış. Yani %35 sizin dayanak varlığınız. Ama dayalı onun hissesi %81 gideni var, 31 gideni var, 23 gideni var. Burada böyle bu hareketler görüyorsunuz, 65'ler falan filan var. Dolayısıyla bu hisseler petrolün gittiği takdirde son derece karlı yatırımlar haline gelmiş vaziyette. Şimdi burada birkaç tanesini şöyle kabaca incelemek istiyorum. Şimdi bakın Occidental bunlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi burada bu hareketi yapmış ama artık bir stola girmiş, tıpkı petrol gibi. O da aşağı doğru geri çekiliyor. Şurasında da şeyi görüyoruz. Bakın burada en yüksek, şu fiyatlarda en yüksek hacmin oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla burası bir direnç koridoru haline gelmiş. Burada hem şu dönemde hem de bu dönemde çalışan bir hem şurada destek var hem de burada direnç var. Burayı aşmadan önce geri çekilme olasılığı çok muhtemel. Burada işte %100 gitmiş bir malda %30'luk bir geri çekilme olması bence çok makul.
O da nereye getirir? Şöyle yüzde işte 20 diyelim, yüzde 30, 20 arası, bakın taburalara kadar bir geri çekilme yani yapma ihtimali var. Bunu ben yanlış gösterdim yalnız size. Bu aldatıcı oldu. Şöyle yapacağım. Fibonacci geri çekilmesi olarak koyayım. Daha kolay olacak. Bakın %23'ü buraya geliyor. %38'i buraya geliyor. Demek ki şuralara kadar, 15-14 dolarlara kadar burada bir geri çekilme olursa Occidental hissesi teknik olarak iyi bir alım yerinde olabilir. Chevron'a hemen bakalım. Bu arada sorulara göz atmak istiyorum. Koza Altın falan soruyor arkadaşlar. Türk hisselerine analiz yapmıyorum. Türk piyasasına analiz yapmıyorum. Ben yurt dışı uzmanıyım. Onun için onları Perşembe günü yayın yapan arkadaşlara sorun lütfen. Paritesi oranlar var. Bakalım. Peki. Hava yollarını sormuşlar. Tamam, yetiştiğimiz oranda bunları cevaplamaya çalışalım. Burada da petrol hisselerinde yine baktığımızda Chevron'da da aynı şeyi göstereyim. Burada da geri çekilme muhtemelen şuradaki konsolidasyon bölgesine kadar sürer. Zaten şurada şöyle baktığımızda şeyi herkes görüyordur. Burada bir ve şurada da aynı şekilde bir gruplaşma var. Burada da bir gruplaşma var. Sonra dağılıyor. Neden dağılıyor? Çünkü burada artık pozisyonlar, mallar el değiştiriyor. Muhtemelen burada bir işte kârı taşıyanlar pozisyonları sattılar ve şimdi burada bir geri çekilme olma ihtimali şu bakış açısı gibi daha yüksek. Dolayısıyla burada eğer Chevron hissesi de benim bakış açıma göre şöyle 85 dolar civarına falan gelirse yeni bir alım için iyi bir imkan yaratır. Oradan bir Exxon Mobil'e bakacağım, ondan sonra devam edeceğim. Burada şu tabloyu da görmek istiyoruz tabii, onu da konuşalım. Şöyle getireyim. Exxon Mobil hissesinde gördüğünüz gibi maliyetlenmeler biraz karışık. Bakın burada bir 32 dolar civarında şu bölgede bir maliyetlenme var. Sonra şurada ufak bir şey var, birazcık artış var. En sonunda şu bölgede biraz artış var. Demek ki biz şuraya geldiğinde çok ciddi işlemler olmuş burada. Yine burada da bir geri çekilmenin olma ihtimali çok fazla bırakmazlar muhtemelen. Şuraya kadar yani asıl maliyetlenme burada olduğu için çok fazla geri bırakmazlar gibi düşünüyorum. En fazla gelebileceği yerler herhalde bunun 39-38 dolar bölgesi gibi gözüküyor. Buralardan alım yapmaya bakılabilir bunlar. Yine tabii durumu değerlendirmek gerekiyor o fiyat geldiğinde. Ama burada bir ipucu vermiş olayım. Eğer analizimi yaptım ve bu hisseyi o fiyattan almak istiyorum diyorsam, o zamana kadar geçen sürede paramı birazcık daha değerlendirmek amacıyla aşağılardan opsiyon satabilirim. Ne kadar? Alacağım kadar. Mesela diyelim ki 38 dolardan alacağım ve 10 bin dolarlık hisse alacağım. 10 bin dolarlık hisse aldıracak kadar aşağıdan put opsiyonu satarsam, bunun vadesini de ayarlamak lazım tabii, belli bir miktar prim tahsil ederim. Şimdi bu güzel, parayı cebime koydum ama vade sonunda 38 doların altına gelmesi lazım ki alayım. 38'in altına vade sonunda vurup kalkmış olursa pozisyonu alamam. Opsiyon dersi vermek istemiyorum ama bunu da burada hani onu sözünü ettiğim için bahsetmem etik kurallar için daha doğru olacak diye düşünüyorum. Eğer vade sonunda 35 dolara düşerse opsiyon sattığım için 38'den onu almam gerekiyor. Böyle de bir riski var. Yani bunları bilerek yapmakta fayda var. Şimdi geliyorum buraya. Şöyle kısaca isimlerine bir bakalım, aşina olalım eğer ilginizi çekiyorsa. Şu üçünü zaten bahsettik. Helmerich & Payne'in şu anda drilling yavaş gidiyor. Bu delme teknolojisi, buna çok bir şey yok. Ama şu şeylerde gas exploration, oil and gas exploration and production, işte bu petrol çıkaran arkadaşlar, bunlar gaza basan taraf bu. Hani zaman zaman anlatıyorum ya işte petrol arzı falan filan dediğimiz konu. Aslında petrol arzını yapanlar bu arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar talep olduğu sürece bunlar biraz para yaparlar diye düşünüyorum. Zaten kazançlara bakarsanız hepsi %50-60 civarında filan. Bunlar da rafineriler. Düşündüğünüz zaman rafineri olmadan olmuyor. Onlar da bunların çıkardığını işliyorlar neticede. Valero burada benim takip ettiklerim arasında. Bir de Philips 66'yı biraz takip ederim. Diğerlerini de ismen biliyorum ama bunlar biraz daha iyi bildiğim hisseler. Bunlar düşünülebilir. Geliyorum. Elektrikli araç ve alternatif enerji hisselerine. Onu da şöyle şurada bahsedeyim. Renewable and low carbon energy demişim. Buraya geçmeden önce eğer yine anlattıklarımızı beğendiyseniz like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen diye hatırlatayım. Şimdi bakın burada son zamanların en moda hisseleri var. Kim bunlar? Tesla var, NIO var, Jipeng var, Li Auto var. Aşağı doğru kaydığımda Nikola var. Onun ayrı bir hikayesi var hatırlarsanız. Şurada bir de Workhorse var. Bunlar elektrikli araç üreticileri küresel olarak ve en fazla hissesi işlem görenler.
Onları şöyle çok kısaca grafiklerini size şey yapayım. Şimdi Tesla'daki olay şu. Şuradaki son ralliyi, şu kokuş gidişin temel nedeni S&P 500 endeksine dahil olacak olması. Zannedersem geçen hafta bu konuyu birazcık bahsetmiştik. Orada demiştim ki S&P 500 içerisinde 10. 12. piyasa büyüklüğü olarak o civarda olacak demiştim. Şimdi onu düzelteyim. O sırada 8. durumdaydı. Şu anda da yanlış hatırlamıyorsam 4. durumda piyasa büyüklüğü açısından. Yani geçen senenin bu Apple'ları, Amazon'ları falan filan hani hep deniyor da milyar doların üzerinde, cash'in üzerinde oturuyor. Bu arkadaşlar da artık o büyükler ligine girmiş vaziyette Tesla. Dolayısıyla yine şöyle baktığımız zaman maliyetlenme nerede burada? En uzun süre boyunca burada kalmış. Burada bir maliyetlenme var. Olası geri çekilmelerde tabii bu şimdi fiyatı da büyük, volatilitesi de yüksek. Biraz hızlı geri çekilme yapabilir ama şuranın altına kaç burası? 430 doların altına kayma ihtimali oldukça düşük gözüküyor. Buraya gelene kadar burayı savunurlar diye tahmin ediyorum. Geri çekilme olursa endeksler genelinde bence Tesla'yı da portföylere eklemek lazım. Şuradan bir NIO'ya bakalım. NIO biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çin'in Tesla'sı diye konuşulabilir. Bu da tabii bunun en büyük handikapı şeyi olmaması, bir batarya fabrikasının olmaması. Tesla o açıdan lig üstü bir şirket, diğer hiçbirisinin olmayan bir şeyi var. Dolayısıyla burada da NIO'ya baktığımızda konsolidasyon arası burası, bu aralığı burası. Yani yine burada her zamanki klasik yöntemle bunu alıp buraya kopyaladığın zaman, hatta bunu da alıp bunun üzerine kopyaladığın zaman yaklaşık olarak bana trading range'lerimi tanıtıyor. Dolayısıyla burada ne düşünülür? Asıl burada maliyetlenme burada olmasına rağmen daha güncel maliyetlenme görüyorsunuz şu bölgede olmuş. Dolayısıyla bunun da şöyle bir 45-46 dolar bölgesine belki 40 dolar bölgesine çekilmesi halinde burada bu elektrikli araç hisselerine bir geri çekilme bekliyorum. Çekilmesi halinde bence NIO'da portföylere eklenebilecek hisselerden bir tanesi. Bir diğeri Jipeng hissesi. Bu da yine Çinli. Bunların Jipeng ile şuradaki Li Auto'nun geçmişi çok fazla yok. O yüzden şu maliyetlenme biraz aldatıcı. Yani görüyorsunuz zaten uzun dönem burada işlem gördüğü için biraz aldatıcı. Ama burada da baktığımızda asıl pozisyonlanmanın tranşlar halinde şu aralıkta olduğunu, sonra da efendim şu aralıkta olduğunu görüyoruz. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın mesafeler. Şimdi copy paste yapmak istemedim. Şunu da 3 kere 2 kere üst üste koyduğumuzda kendi uzantısının 2 katı 3 katı gitmiş demektir. Muhtemelen bu aralıklardan bir tanesi de konsolide olur. Bunu ölçüp hesapladığımda benim bulduğum yer şurası oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu aralık yaklaşık 57 dolarla 53 dolar arasında bu hissenin alım yapılma şansı var gibi gözüküyor. Çok volatil olacaktı. Büyük hızlı oynuyor. O yüzden küçük yine porsiyonlar halinde almakta fayda var. Li Auto'ya bakalım. Evet. Şöyle bakalım. Burada da Li Auto'da da yine görüyorsunuz konsolidasyon şurada bir trendde bozulma var. Dolayısıyla bu buraya gitti. Çok kuvvetli ihtimal. Şu aralıkta bir yerde burası konsolide olacak ve buralardan yeni alımlar için bence iyi bir aday gibi görünüyor. Elektrikli arabacılar bunlar. Bir de alternatif enerji için işte solar veya elektrik bataryası falan gibi olan konularda daha önceden bahsetmiştim hatırlayanlar vardır. Bu Plug Power hissesi şurada görüyorsunuz. Plug Power hissesi. Yine benim beğendiğim hisselerden bir tanesi. Bu da elektrikli araçlar gibi bir şeye gelmiş vaziyette. Konsolidasyon dönemine girmiş gibi gözüküyor. Geri çekilmelerde bence bunun da portföylerde bulunması lazım. Bunun da konsolidasyon aralığına baktığımızda şöyle şu bölge falan gibi yani yaklaşık 25 dolarla 22 dolar arası. Ben kendim biraz daha konservatif davranırdım. Fiyat buralara geldiği zaman daha aşağıdan opsiyon satmayı tercih ederdim. Ama bu tabii sizin risk algınızla ilgili. Benim risk algım biraz daha yüksek olduğu için korumacı davranmaya çalışıyorum. Bakalım bir de en son First Solar'a bakalım isterseniz. Yazamadım. First Solar'da adı üzerinde yine güneş enerjisi panelleri falan gibi çalışıyor. Burada daha önce çizdiğim şeyler şunlar. Şurada görüyorsunuz bir konsolidasyon range'i var. Aynı zamanda en büyük maliyetin oluştuğu yer burası. Dolayısıyla burada bunu kopyalayıp buraya koyduğumuzda bana ikinci range'i 3 aşağı 5 yukarı veriyor. Dolayısıyla
Şurada bir boğa tuzağı geri geliyor. Bir daha aynı şey, bir daha aynı şey. Muhtemelen burayı kıracak. Ama neyi bekliyor onu bilmiyorum. Belki de endekslerdeki daha masif bir atağı bekliyor veya bu sektöre gelecek ama daha güçlü bir alım dalgasını bekliyor. Eğer gelirse şu ikinci şey aralığına, neresiymiş onu da hemen söyleyelim. Şu iki çizgi arası. 86 dolarla 79 dolar arasındaki 6 dolarlık, 5 dolarlık bölgeye gelirse, 6-7 dolar bölgeye gelirse bu hisse potansiyel olarak iyi bir alım yerine gelmiş diye düşünülebilir. Şimdi gelelim altına. Altında şöyle yapayım. Önce altın fiyatına bir bakalım. Ne yapıyor? 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru artık geçti ve yoluna devam edecekmiş gibi gözüküyor. Zaten daha önceki yayınlardan veya yazılarımızdan takip edenlerimiz varsa benim burada fiyatlar ta buralardayken falan söylediğim bölge zannederim şu aralıkta. Şöyle belirlemiş olayım. İşte 1750-1700 aralığıydı. Görüyorsunuz bu kadar sarkmalar oluyor. Yani hani şeye gelirse de şaşırmamak lazım. Nedir bu? 1670'e gelirse de çok şaşırmamak lazım ama yani bu kadar hızlı oynayan bir varlıkta o vurur kalkar iki gün kalır önemli değil. Neticede mentalite önemli. Burada bir konsolidasyon aralığı var görüyorsunuz. Yığılma var. Burası muhtemelen ilk etapta buranın duracağı yer. Hatta ilk etaptadan ziyade belki de başka bir rallinin başlayabileceği yer. Ama burada bir ön şart var. Onu söylemem lazım. Eğer hatırlayanlar vardır belki daha önceki yayınlarımdan. Amerika'da ciddi bir deflasyon olasılığı var diyordum. O deflasyon olasılığı şu anda azalmış gözüküyor. Olur da yine deflasyonist bir ortam gündeme gelecek olursa altın fiyatı buraları kırar. Bu bahsettiğim 1750'leri, 1700'leri falan kırar. Onu ayrı tutuyorum. Onu eğer öyle bir şeyin kokusunu alırsak yayınlarda zaten güncelleyeceğim. Ama onun haricinde bu bölgeye geldiği zaman altının iyi bir alım yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bir tane şeyi daha gündeme getirmek lazım. Bakın şimdi şu büyük günden sonra şurayı düşünün. Bugün de piyasa açıyor, aşağı kadar geliyor. Sonra belki de Amerikan seansında detayına bakmak lazım. Yukarı dönüp artı kapatıyor. Şuradaki büyük satışların 3 günlük satışın ardından yine geliyor. 100 günlük hareketli ortalamaya kadar geliyor. Sonra artı kapatıyor. Bakın şimdi benzer bir durum olabilir. Şurada bir deneme yaptılar. Olmadı. Burada bir deneme olabilir. Bugün veyahut da öbür gün. Önümüzdeki bir günde olabilir bu. Yani bu günlerden bir tanesinde altın boğasının şunu takip etmesi lazım. Buraya vurduktan sonra veya yani şunun gibi olduğu, şuradaki gibi bir gün olduğunda eğer bugünü, söz konusu günü, bugünü, yarını, hangi gün oluyorsa bu hareket, o günü tekrar yukarı dönerek toplarsa ve yeşil kapatırsa, burada beyaz, bu grafikte mavi beyaz olduğu için, yani artıda kapatırsa, neresi gibi? Şurası gibi. Neresi gibi? Şurası gibi. Kapatırsa o zaman burada şuradakine benzer, şuradakine benzer güzel rallilerin olabileceği bir 1-2 haftalık bir sürece başlıyor olabiliriz. Ama trade için düşünmek lazım. Yani burayı, şuralar benim gerçek alım yerlerim. Dolayısıyla burada bunu takip etmek lazım. Belki bunun üstüne bir tane daha buradaki gibi mavi bir bant şey koyup, mum koyup burada o işi yapacak. Burada yaparsa daha güçlü. Onu da söylemiş oluyor. Şimdi takip etmeniz gereken teknik grafiklerden bir tanesi buydu. Bir tanesi de şuydu. Bu gördüğünüz altın madencilik ETF'inin seyri. Geçen hafta da demiştim, şuralardan döner demiştim. 1-2 gün sonra yukarı doğru tepki verdi. Tabii bugün açıldığında şöyle bakarsanız, bu arada altın madencilik ETF'i bölü altın, onu söylemiş olayım. Altın madencilik ETF'i güçlü kalıyor, madencilik şirketleri güçlü kalıyor. Muhtemelen bugün açıldığında bu tekrar aşağı doğru yapar. Velev ki yapmadı. O zaman demek ki altın yukarı dönecek demektir. İşte size bir boğa işareti olarak bunu düşünmemiz lazım. Bunu da kenara koyalım. Aynı şey gümüş ETF'ine baktığımızda gördüğünüz gibi gümüş ETF'i zemin kaybetmiyor ama gümüşün kendisi zemin kaybediyor. Henüz burada da satışı onaylayan bir durum yok. Gümüşün kendisi aşağı doğru geliyor. Bugün yarın buralarda bir tepki olasılığı var gibi gözüküyor. Bunun haricinde çok fazla uzatmamak istiyorum. Bir de şeye bakalım, bakıra bakalım isterseniz. Bakırda, bakayım, şöyle yapacağım.
Bakır fiyatları hepimizin bildiği üzere çok ciddi anlamda yükseliyor ve CFTC kod raporu Cuma günü yayınlanmadı. Çünkü bir gün tatil vardı. O tatilden dolayı bu akşam yayınlanacak. Biz de bu akşam göreceğiz. Yarına tabii yayın olmadığı için yetiştiremeyeceğim ama şuraya baktığınızda buradaki yazılarımızda, şuradaki tradeol.com'daki yazılarımızda göreceksiniz. O gelene kadar ben şuraya döneyim. Şimdi bakır tarafında şöyle bir durum söz konusu. Burada ciddi oranda artan bir talep var. Kullanım var. Hatta şunu söyleyeyim. Çin talebi bu gördüğünüz. Çin'in importları, ithalatı 2020'de çok ciddi artış gösteriyor. Sonra Covid ile düşüyor. Sonra tekrar aynı seviyesine geliyor. Ve geri gelmiş olmasına rağmen ortalamaya baktığınızda ortalamanın çok üzerinde. Ve ciddi bir bakır talebi var. Dolayısıyla bakır muhtemelen bir süre daha yoluna devam edecek. Ancak gelinen seviye itibariyle ben bakırın biraz aşırı alıma geldiğini düşünüyorum. O nedenle şöyle bir iki tane şey çizebilirsek buraya bakın. Andrew çatalı diyorlar buna. Şöyle çizdiğimizde yine oldukça kritik bir seviyeye gelmiş ve potansiyel olarak tekrar şu çizgiye kadar geri çekilme ihtimali var. Orası da bize neyi gösteriyor? Şöyle getirdiğim zaman muhtemelen burası 337 sent civarında denge bulur. Onun altına kayma ihtimali biraz daha az gibi görünüyor ama yapabilenler için trend karşıtı bir hareket, küçük elini çabuk tutabilecek ve küçük pozisyonlarla davranabilecek olanlar için bakır belki iyi bir satış emtiyası durumunda şu anda. Evet, bugün için anlatacaklarım bu kadar olmuş olsun. Şimdi kısaca sorulara şöyle bir döneceğim. Evet. Altınla ilgili sorular vardı. Evet, Ercan Çalışkan Bey en baştan altın ortalama maliyetini sormuş. Yayından önce sorduğunuz iyi oldu. Tahmin ediyordum ama dönüp baktım. Genel itibariyle 900-800 dolar civarında. Sizin sorduğunuz gibi yerine göre değişmekle birlikte 900-800 dolar civarında. Bunu oralara kadar iner mi diye düşünerek soruyorsunuz herhalde. Deflasyonist ortam gelişmediği sürece oralara kadar ineceğini çok düşünmüyorum. Onu ifade etmiş olayım. Altınla ilgili soruları cevapladım. Peki tarımla ilgili, emtia ile ilgili bakın şunu söyleyeyim. Bunu hazırlamıştım ama zaman yetişmeyeceği için konuşmayayım dedim. Bakın emtia ile ilgili sorularınıza ekseriyetine cevap verecek grafik budur. Şimdi burada temel şey şu. Bakacağınız yer burası. Amerika'nın 5 yıllık enflasyon beklentisi. Bu 3 aşağı 5 yukarı bütün dünya için aynı olduğu için, yani aynı yönde olacağı için bunu kabul ediyorum. Amerika'nın 5 yıllık enflasyon beklentisine bakın. Şu şekilde ve son zamanda hızlıca yukarı doğru gidiyor. Ve geçen süre içerisinde, bu grafik 2004'ten itibaren, geçen süre içerisinde bakır fiyatına bakın. Şimdi bunu bıraktım, bakır fiyatını canlandırdım, mavi. Hatta aslında bütün emtia fiyatına bakın. Birisi bakır, birisi CRB sanayi emtia endeksi, birisi CRB genel emtia endeksi, birisi de Bloomberg tahıl endeksi. Hepsi de aslında emtia. Baktığınızda ne kadar birbiriyle uyum içinde oynuyor görüyor musunuz? Tabii emtiaların birbiriyle uyum içinde olması normal ama bunların 5 yıllık enflasyon beklentisine paralel bu kadar yüksek ilişkiyle oynaması dikkat çekmesi gereken bir durum. Zaten bunun farkındaydık görüyorsunuz. Peki dikkatimizi çekmesi gereken bir başka şey ne? Orası da şu. Görüyorsunuz değil mi şuradaki beyaz çizgideki işte dip. Ondan sonra para paketleri falan filan bilmem ne. Bir de insanlar harcamaya başlarsa Covid gerçekten geçti bitti. Haydi uçalım, haydi gezelim, haydi barlara gidelim, haydi dışarıda yemek yiyelim dedikleri zaman ne zaman? Belki ikinci yarı, 2020'nin ikinci yarısı. Burası hızlıca yükselmeye başladığı zaman siz o zaman asıl emtia fiyatlarını görün. Dolayısıyla bu emtianın içinde ne var? Bakır var, petrol var, ne bileyim tahıl grubundan soya, buğday, mısır, kakao, kahve bunların hepsi var. Dolayısıyla sanki bana öyle geliyor ki yine antiparantez söylüyorum, deflasyonist ortamın geri gelmemesi halinde uzunca bir süre sürecek ve gayet güçlü görünecek bir enflasyon dönemi çok yüksek olmasa bile şimdiye göre beklentilerin arttığı bir enflasyon dönemi göreceğiz. Bu da bütün emtia piyasasını yukarı doğru sürükleyecektir. O anlamda tarımsal emtiaları sormuşlar. Fiyatlar yukarı doğru gider her durumda. Bu eğer dediğimiz gerçekleşirse. Kaldı ki Çin'in çok ciddi bir talebi var. Bu konuyla ilgili Tradeol.com'da bir yazım vardı. Özellikle tahılla ilgili birkaç tane var. Onları okumanızı arzu ederim. Bakayım. Petrol demişler. Petrolde dediğim gibi biraz aşağıya bir şey bekliyorum. Geri çekilme bekliyorum.
Brent için de aynı şekilde 3 aşağı 5 yukarı beraber çalışırlar. Ancak asıl buradaki hareketin 2021'de olacağını ama altındaki gibi yeni yükseklere gidecek bir hareket değil. Fakat bunun en azından 50-55 dolar civarında, şu anda 44 dolar civarında, 50-55 dolar civarında bulabileceğini düşünüyorum petrolün. WTI petrolün buna benzer şekilde de hisse petrol hisselerinde yukarı gideceğini, enflasyonu da yukarı götürecek faktörlerden birisinin bu olacağını düşünüyorum. Geliyorum. Hava yolları denmiş. Hava yolları ile ilgili geri çekilmeleri bu saatten sonra artık biraz almak gerekiyor. Onları hatta aslına bakarsanız yükselişleri satmak daha doğru bir laf olmalıydı bence. Zaten yazılarımızda bunu önermiştik. Ancak böyle ciddi geri çekilme olursa havayolu şirketleri, kruz şirketleri, Las Vegas otelleri gibi insanların topluca gidip eğlenceye para harcayacağı yerler bence o zaman alınmalı. Zaten bundan önce alınmalıydı, onu söylemiştik. Artık yavaş yavaş bu yükselişlerde o pozisyonları realize etme zamanı olduğunu düşünüyorum. Evet, bakayım başka çok öyle gözüme çarpan bir soru olmadı. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz abi, teşekkür ederim. Sorularınız olursa tekrar bana yine sosyal medyadan veya varsa yatırım danışmanınız üzerinden ulaşabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Vaktiniz için herkese teşekkür ediyorum. Tekrar kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz de videomuzu like etmeyi unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın. İyi seanslar, iyi günler.